Herkese merhaba arkadaşlar, sizler Dünya kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir tank yapacağız. İsterseniz vakit kaybetmeden malzemeleri tanıyalım. Evet arkadaşlar, bütün malzemelerimiz burada. İsterseniz sırasıyla tanıyalım. Önce printer'dan aldığımız çıktılarımız. Bu alt kısım, motor ve bütün ekipmanların duracağı yer bu şekilde. Bu da üst kapağımız. Şarj için kullanacağımız malzemelerin yeri burası olacak. Açma kapağım burada. Burası L298N motor sürücünün soğutma alanı. Şurada logomuzu bastık. Arazi tipi tekerlerimiz büyük olarak tasarladık. Bu böyle. Bir de kendi orijinal motorların tekerleri var arkadaşlar, bildiğiniz üzere. Bunlarla da ev içinde kontrol edebilmek için kullanacağız. Hemen şurada bütün işlemlerimizi yapacak olan Arduino'muz. Altına delik plaketle daha önce hazırladım vakit kaybı olmaması için. Böyle bir nano'muz var. Bu da arkadaşlar power girişimiz. Şarj için kullanacağız. Bu on-off olarak kullanacağız. Normalde switch kullanmam lazımdı. Elimde olmadığı için bunu taktık. Burada da 12 tane metrik 3, 3 santimlik vidalarımız var. Somun vidalarımız. Burada da ön ve arkada olmak üzere ikişer tane mantar ledimiz var. Burada da aracımızın hareket etmesini sağlayacak 4 tane Arduino motorumuz var. Burada daha önceden hazırladığım, çıkışların girişlerini hazırladığım L298N motor sürücümüz. Burada da NRF24L01'imiz var. Adaptöre lehimli şekilde daha düzgün çalışsın hem de yer kaybı olmasın diye bu şekilde hazırladım. Lehimlememiz kolay olacak. Ürünlerimiz bu. Bir de aracımıza enerji sağlayacak olan 2S pilimiz var. Lityum iyon pillerimiz 18650. Bütün kablolarını hazırladım. Bunun için yerleştirdikten sonra aracımız güzel bir şekilde çalışacak.
aracımızı tamamladık arkadaşlar. Kapattık kutumuzun içinde her şeyi. Şimdi iki türlü teker takma imkanımız var bu araca. Önce Arduino'nun kendi motorların tekerleri var arkadaşlar. 4 tane onlar kenarda. Bir de kendi tasarladığımız tekerlerimiz var. Arazide gidebilmek için daha kolay gitmesi için. Bundaki bir özellik ters döndüğü zaman yine hareketini sağlayabilecek öyle bir araç oldu. İsterseniz hemen yazılımına bakalım. Yazılımımız daha önceki kodlarla aşağı yukarı aynı altyapıda. Burada yeni kütüphanelerimizi çağırıyoruz. Kanal atlarımızı atadık. Daha sonra ileri geri hız kontrolü, lamba kontrolü için pinlerimizi atadık. Burada sinyal adında bir değişkenlerimiz var. Byte cinsinden. Daha sonra buradaki 9 ve 10 C ve CS pinlerini ayarlıyoruz. NRF2401'in. Bunun doğru olmasına dikkat edin ve şu da iki kumanda arasındaki bağlantı için şifremiz. Bu da her iki tarafta da aynı olması lazım. Burada sinyal koptuğu zaman olması gereken sinyallere sıfırlıyoruz değerleri. Burada da output ya da giriş ya da çıkışları tanımlıyoruz. Serial monitörü başlatmışız. Burada gelen verileri, kanaldaki değerleri bir değişkene eşitliyoruz. Ardından burada aracımızın durması için gereken kod. Burada ileri gitmesi için, geri gitmesi için, sağa ve sola dönmesi için gereken kodlar ve lambaların açıp kapanması için gereken kodlar var. Daha önceden yükledik programımızı, hemen aracımızı tekerlerine takıp testini yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün de bir videonun sonuna geldik. Gördüğünüz üzere tankımızı yaptık, testini yaptık. Daha önce yapmış olduğumuz kumandayla bu işlemi gerçekleştirdik, çalışmasını sağladık. Burada da aracımız, gördüğünüz gibi son olarak göstereyim. Bu tankımızın özelliği tamamen 3D printer'da kendi tasarladığımız bir ürün olarak karşınızda arkadaşlar. Üstüne adımız yazdık, tekerlerimiz oldu. Bunu artı şekilde kendi Arduino'nun kendi motor tekerlerini de kullanabiliyoruz. Arkasından ben bunu palet yapmak istedim. Tasarımdan sonra aklıma geldi palet yapmak. Ama palet yaptıktan sonra motorların ileri geri ayar olmadığı için çok dar geldi. Bu şekilde yapmıştım. Dar geldiği için olmadı. Çok sıkı olduğu için döndüremedik. Attırıyordu sürekli. O yüzden başka tasarım yapamayacağım için de kaldı şu anda. İlerleyen videolarda bu aracın daha değişik modellerini yapmayı düşünüyoruz.
4 tekerli, 3 tekerli bir tarafta sadece öyle yapmayı düşünüyoruz. Artı üstüne kamera takabilmek için aparatlar yapmayı düşünüyoruz. O zaman yapabileceğimiz bir şey olarak elimizde duruyor arkadaşlar. Aracımız böyleydi. Projemiz bu kadardı. Açıklama kısmından bize ulaşabilirsiniz. Daha önceki videolarımızı katla bölümünden ulaşarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.